Herkese merhaba. Evini satmak isteyenlerin artık evlerinin fiyatlarını yukarı çekecek gücü kalmadı. Çünkü devran değişti. Satıcıların hiçbir gücünün kalmadığı bir ortamda piyasa fiyatları artmayan konutlara karşılık enflasyonun artması reel konut fiyatlarını %30'lara kadar düşürmüş durumda. Bunu hesaplamak çok basit. Temmuz ayından itibaren konut talebindeki düşüş artarak devam ediyor. İlanları takip ediyorsanız 5-6 aydır konut satış fiyatlarında yükselme göremiyoruz. Buna karşılık açılık son 5 aylık enflasyon %34 olmuş durumda. Bu durum reel fiyatlarla konutların değerinin son 5 ayda %34 düştüğünü gösteriyor. Bu anlattıklarımızın hepsi araştırma sonuçlarıyla da belgelenmiş durumda ve bunun detaylarına ve daha fazlasına birazdan değineceğiz. Bugünkü çalışmamızda konut piyasasındaki son durumu değerlendirip önümüzdeki aylardaki konut piyasasının seyrini mercek altına alacağız. Evet, yine dop dolu, yine bilgi dolu bir analizle karşınızdayız. Bizi ilk defa izleyen izleyicilerimiz için Kanalımızda güncel ekonomik verileri tarafsızca ve EBK profesyonel analiz ekibiyle değerlendirip izleyicilerimizle paylaşmaktayız. Kanalımızda sadece konut piyasası analizlerine değil, araba piyasası, dolar, altın, borsa, hisse senedi, kripto gibi birçok ekonomik konuyu da analiz etmekteyiz. Örneğin bundan 3 yıl önce kanalımız daha yeni kurulmuşken şöyle bir analiz paylaşmışız. Gördüğünüz gibi bundan 3 yıl önce 3 yıl sonrasını aynı gibi net olarak görmüş ve izleyicilerimizle paylaşmışız. Siz de ekonomide kazanan tarafta olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve açıklama kısmındaki linkten EBK Telegram kanalına abone olmayı unutmayın. Konumuza dönersek. Bu sıra sosyal medyada mevduat sahiplerine ödenen rakamlar oldukça geniş yer alıyor. Örneğin Ziraat Bankası'nın yaklaşık 3,5 milyon liraya 92 günlük verdiği %55 faiz gönderisi sosyal medyada viral olmuş durumda. Buna göre 3,5 milyon birikimi olan bir vatandaş 3 ay sonra 456 bin kazanç elde ediyor. Bir düşünelim. 3,5 milyon liranızla bu piyasada ve bu mevduat getirisiyle ev alır mısınız? 3,5 milyonlarınızı 3 ay bankada tutsanız dönem sonunda hem arabanızı daha üst model belki de lüks segment bir araç alabilir ve üzerine almak istediğiniz evi yine aynı fiyata ve belki daha da aşağısına alabilirsiniz. Hatta bu süreçte emin olun ki paranızla satın alabileceğiniz konut seçenekleriniz de artacaktır. Tabii ki bu durumun bir sonucu olarak sıfır araç satışlarının patlamasını beklemeliyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi geliri artan hane halkının İlk düşündüğü şey arabasını yenilemek oluyor. Keza otomotiv sektörünün verilerine göre şu anda Türkiye'de sıfır otomobil satışları tarihi rekorlar kırıyor. Neden olduğunu anlamak güç olmasa gerek. Konut piyasasında önemli haberler birbiri ardına geliyor ve önümüzdeki haftalarda konut fiyatlarının yönünü belirleyecek önemli gelişmeler var. Konut piyasasında bir yavaşlamanın yaşandığını geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından beri dile getiriyoruz. Eğer Hatay depremi yaşanmasaydı konut piyasasında düşme çok daha erken başlayacaktı. Depremin yarattığı etki kiralık ve satılık konut piyasasını ve fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Ancak seçim sonrası dönemde yeni bir makro durum ile karşı karşıyayız. Bir önceki çalışmamızda daha detaylı analiz ettiğimiz gibi son 4 yılda Türkiye ortalamasında konut fiyatları tam 10 kat artmış durumda. Bu artış neredeyse çarşıda, pazarda, markette gördüğümüz fiyat artışının bile kat be kat üzerinde gerçekleşmiş. Tabii ki bunun bu şekilde devam edeceğini düşünmek saflık olurdu. Kripto para grafiklerinde gördüğümüz bir fiyat artışını anımsatan bu boyutta bir yükselişin sonunda bir düzeltme gelmesini beklemek yanlış olmaz. Eğer önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte konut fiyatları nominal olarak %30-40 düşmezse mülk sahipleri kendilerini çok şanslı saysınlar. Bu durum aslında uzak bir ihtimal değil. Örneğin Çin'de şu anda çok ciddi bir gayrimenkul sektörü krizi yaşanıyor. Eğer Çin'de bundan 3 yıl önce bir ev alsaydınız şu anda aldığınız fiyatın bile aşağısında satmak zorunda kalırdınız. Çin dediğiniz ülkede her 3 saniyede bir sıfır otomobil satılıyor bu büyüklükteki bir ekonomideki konu sektörü bile krize giriyorsa her ülke krize girebilir. Ülkemizin dinamikleri daha farklı tabi ve ülkemizde de böyle bir düzeltme yaşanması uzak bir ihtimal değil. Evini satmak isteyenlerin artık evlerinin fiyatlarını yukarı çekecek gücü kalmadı. Dolayısıyla nominal konut fiyat artışları bir süredir yatay seyrediyor. Satılık konut fiyatları yükselmiyorken yaşanan enflasyon konut fiyatlarını aslında nominal olarak düşürüyor. Bu durum araştırmalarla net bir çerçeveye alınmış durumda. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan rapora göre, nominal konut fiyatlarındaki artış oranı azalırken, reel konut fiyatlarının Türkiye'de ve 3 büyük şehirde son 5 ayda düşüş kaydettiğini gösteriyor. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı ülke genelinde %5.4'e Ankara'da %20'ye, İzmir'de ise %5'e gerilemiş durumda. Bu rapora göre İstanbul'da ise yıllık reel fiyat çok uzun bir aradan sonra ilk kez %1.4 azalmış. Şu anda konut piyasasının gerçeği bu ve konut piyasası önümüzdeki dönemde kolay kolay da toparlanacak gibi durmuyor. Burada önemli bir parametre var. Buna birazdan geleceğiz. Hali hazırdaki konut piyasasındaki durgunluğun nedenleri. Konut fiyatlarındaki 10 kat artışın ardından alıcıların artık fiyatların daha da yukarı gideceğini sorgulaması. Mevduat faizlerindeki muazzam artış ve kredilerin iyice kısılması. Ekonomide meydana gelebilecek bir ekonomik durgunluğun gayrimenkul piyasasında yaratacağı çöküş bu nedenler arasında yok. Burada Mehmet Şimşek kritik bir görev üstlenmiş durumda. Çünkü ekonomiyi daraltıcı politikaların ekonomide bir durgunluk yaratma riski de oldukça yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek birlikte enflasyonu düşünmede kararlı ve yüksek faizle sıkılaştırıcı para politikasına tam destek veriyor. Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hem vekillere ve hem de yurt dışına enflasyonu düşürmekte kararlıyız şeklinde mesajda gönderdi. Şimşek tam olarak orta vadeli programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak kararlıyız. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz diye konuştu. Böylece yüksek faiz politikasının devam edeceğine dair de yol vermiş oldu. Enflasyonu düşürmek kolay bir iş değil. 2-3 yıl alabilecek bir süreç ve bu süreçte mevduata yüksek faiz ödemeye devam etmek gerekecek. Keza Şimşek 2026 yılında enflasyonu tek haneye düşürmeyi planladıklarını dile getiriyor. Buna göre yüksek faiz politikası en az bir yıl daha uygulanmalı. Bu da konut piyasasında en az bir yılda ciddi bir baskı oluşacak demek. Faiz artışlarının devam etmesinin ve bir süre yüksek seyretmesinin nedenleri arasında bir de yurt dışından fon çekme tarafı var. Şu anda dünya piyasalarında New York, Londra, Hong Kong gibi finansal merkezlerde park etmiş ve hareket almayı bekleyen 15 trilyon dolar nakit mevcut. Bu para şu anda nakitte ya da devlet tahvillerinde. Merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte bu para da hareket alacak. İşte Şimşek ülkemiz ekonomisine çekmek için bu pastadan pay kapmaya çalışıyor ve bunun için yüksek efor sergileniyor. Bunun gerçekleşmesi için nominal faizlerin enflasyon oranına daha fazla yaklaşması gerekli. Şu anda bu faiz oranlarında bile faiz getirisi enflasyonun neredeyse 10 puan altında. Yani Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etme olasılığı da oldukça yüksek. Toparlarsak, en azından yaz aylarına kadar konut piyasasında durgunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Enflasyon düşmeye başladığı andan itibaren faiz indirimleri gündeme yeniden gelecektir. Bu yüzden aylık enflasyon verilerinde 2-3 ay boyunca düşüş görmek bizim için önemli. Ancak bunun için önümüzde daha oldukça uzun zaman var ve Türkiye'de piyasalar öngörülemeyen gelişmelere oldukça açık durumda. Bu süreçte konut piyasasında net olarak yaşanan reel değer kaybına nominal değer kaybı yani piyasa satış fiyatlarında ciddi bir gerileme eşlik etmezse konut sahipleri kendilerini şanslı sayabilirler. Çin'de meydana gelen konut piyasasındaki bu kriz her an başka ülkelere de sirayet edebilir. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Müzik